Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne okuyorsun lan? Ekonomi mi okuyorsun? Dur lan, dur lan, dur lan. Bu kadar açtırayım mı lan? Allah Allah. Ne oluyor lan? Sana ne lan? Buldun mu lan hatun? Ne hatun oğlum? Öyle dediler. İnternetten hatun düşürüyormuşsun. Çetmet. Ne çatı lan? Ben çek. Çek hesaplarıyla uğraşıyorum. Çek vadeleriyle. Hesap kitap işte. Daha yeme lan bizi çekmiş. Çekil bakayım o dükkanı. Oğlum bela mısın lan? Düşüreceksin lan. İş bana bak. Kimseye söylemem. İkimizin arasında tamam mı? Ulan oğlum bir dönek dur lan. Traktör lastiği gibi koca kıçınla beni düşüreceksin lan. Tek sandalyeye sığmaya çalışıyor lan. Bana da öğretsene lan hatun düşürmeyi. Lan oğlum. Sen evli barklı adamsın lan. Ayıp değil mi lan? Sen sanki değilsin. Sapık kahveci. Ben sosyal paylaşım yapıyorum oğlum. Tamam işte oğlum ben de sosyal paylaşım yapacağım. Bu ne lan? Hatunla nerede? He? Çattık ya. Oğlum dünya kadar çay borcum var lan zaten bir de hatun bekliyor benden. Önce çay borçlarını temizle. Vereceğiz lan kaçmıyoruz ya. Bir şey öğretmemi istiyorsan önce çay borçlarını temizle. Lan ne aç gözlü fırsat düşkünü yamyamsın be. He? O iki at borçluğunda uyuş. Ne lan bu? Sadaka mı veriyorum lan? Senin çay borcun 10 lira değil ki 100 lira. Hem para yok hem zamparalık yapmaya çalışıyor. Bak vallahi kırarım bilgisayarı. Şşş! Beyler ne oluyor orada fısır fısır ha? Dön lan ona. Seni ilgilendirmez. Çek vadelerine bakıyoruz burada. Ama 10 liraya ancak paçoz karıları bulabilirim sana ha. Ama çay borcunu temelli temizlersen şahane yavrular bulabiliriz. Tamam da önce paçozlarından başlayalım. Ne yapıyor şimdi? Bak şimdi sana bir takma isim bulmak lazım. He. Tamam mı? Onu bulacağız ve kaydedeceğiz. Ne olsun senin ismin? Şey nasıl? Manda. Manda, bubandı lan. Şöyle havalı bir isim olsun. Ya şöyle ne bileyim ben özgür ruhumu yansıtsın. Ben ciddi bir ilişki istemiyorsun ama aşka da önem veriyormuş gibi görünüyün lan. Şöyle ne olsun mesela bak. Şop sevdi lan. Şop sevdi. Şop sevdi ne lan? Şıp sevdidir o. Şıp ne lan? Şop daha güzel lan. Sen şop yaz. Şop. Şop sevdi. Hüzünde, canan ucuna bakmışlar. Gözümde, gözümde, gözümde. Buyurun beyefendi. Sizi alabilirim ben, buyurun. Buyurun. Alayım içeri, alayım içeri. Şöyle bir sakin durun, hemen gidiyorum biraz sonra. Böyle psikopatros hastalarda hep sizi buluyor Tenzel Bey. Kim? Ben diyemiyorum işte. Dilim dermiyor. Ne yapalım, bize doktoruz. Başkası gelecek hali yok ya, bunlar geliyor işte. Ay çok affedersiniz ama yani almayayım böyle mihanenize bunları diye. Yani affedersiniz böyle bakışlarımla vallahi soğut soğana çeviri çok özür dilerim. Almayın içeri bunları. Onun hastalığı da bu zaten. Yani nasıl söyleyeyim? Yani karşı cinse karşı böyle aşırı bir düşkünlüğü var. Yani cinselliğe karşı sağlıksız bir düşkünlük. Yani hormonal bir şey yani. Biz ona halk arasında aklı uçkuruna kaçmış diyoruz. Biz psikiyatristler öyle demiyoruz ama. Ben psikopatros olsam var ya. Bunun beline veririm sopayı, veririm sopayı. Bakalım ondan sonra elin namuslu karılarına iyiyle bakabiliyor mu? La Allah'tan benim o kuzum bu taraklarda bezi yok. Onun hormonları ayılığa çalışıyor. Ben hızlı yazamıyorum işte. Eline mi yapışıyor? Sen yazsana şunu. Hatunu da yakalamışsın hazır. Çay borçlarını toplayacağım. Şu cevabımı yaz da öyle git hadi. Hay senin cevabına ya.
Çok sevdi. Ha, çok sevdi diyor. Heh. Söyle. Yaz. Şöyle uzun boylu, atletik vücutlu, yakışıklı bir adamındı. Oha! Göz göre göre yalan söylüyorsun ya. Kadına acıdım şimdiden vallahi. Ya yaz sen, yaz. Yorum yapma. Doğa sporlarıyla uğraşırın. Ne valla doğa spor? İşkembeden sallama. Dağcılık yazayım mı? Dağcılık olmaz lan. Dağ keçisi, ayı mayı zanneder beni. Yaz. Denizle ilgili olsun lan. Yamaç paraşütü nasıl lan? Yamaç paraşütü yapar. Paraşütün yamacından geçtim mi acaba? Yapardım. Tamam. Ben gidiyorum. Çabuk gel bak. Bakalım sen ne diyeceksin. Sırıtma işareti yapmışlar. Beğendi lan beni. Ne diyorlar? Dikun. Barabar yapsak yamaç reşütü çok. Azrelin şey... Osman! Gel buraya, gel. Ne lan? Bu adrenalin demişler. Ne demek lan bu adrenalin? Ya oğlum adrenalin şey işte bir hormon. Hormon ne? Hay be. Azgın lan bu karı. Sana cevap buldum. Ne? Yamaç paraşütü kadar yatak paraşütünü de iyi yaparın de. Yatak paraşütü ne lan? Oğlum espri yapıyorsun lan. Karılar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanıyorlarmışlar. Bu da durmadan gülme işareti yapıp duruyor. Yatak paraşütü ne ya? Lan yaz oğlum lan yaz lan.